Değerli basın mensupları, ekranları ve sosyal medya hesaplarından bizleri izleyen sevgili vatandaşlarımız. 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da bağımsızlık ve özgürlük meşalesini yakarak milli mücadelemizi fiili olarak başlattığı gündür 19 Mayıs. Birlik ve beraberle her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde Bugünün anlam ve önemini bir kez daha derinden hissediyor. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnetle, şükranla anıyoruz. Türkiye'nin yarınlarının emanet edildiği gençlerimiz. Ülkemiz siyasi ve ekonomik olarak her anlamda bir dar boğaza sürüklenmekte. Hayallerimiz, hedeflerimiz her gün bir inat uğruna siyasi otoritelerce heba edilmektedir. İşte sizler Atatürk'ün yarınları, büyük bir inançla emanet ettiği gençler. Ülkemizi güzel günlere sizlerin fikirleri ve kararlılığı ulaştıracaktır. Biz size inanıyoruz. Biz gençlerin yanında değil, arkasında yürüyen bir genel başkanla hareket ediyoruz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyor. Başta gençlerimiz olmak üzere bütün milletimizin Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz. Değerli basın mensupları, sevgili vatandaşlarım. Son günlerde iktidarıyla muhalefetiyle siyasetin dili son derece çirkinleşmeye başladı. Siyasi parti yöneticileri Uslup Bey söylemlerinde toplumun hassasiyetlerini gözeterek kırıcı olmayan buyurganlıktan uzak temiz bir dil kullanmak zorunluluğuna sahiptir hiç Şüphesiz siyasi partilerin Hedef kitlesi halktır Konfüçyüs, kelimelerin ve fikirlerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsınız der siyaset akıl ve dille yapılır Günümüzde iş başında olan yöneticilerin dili ne yazık ki çatışmacı, kirli, kırıcı ve buyurgan siyasette eşitlik, dayanışma, özgürlükçü ve sevgi dili yerine şiddet ve saldırı dilinin egemen olduğunu görüyoruz. Sokağın dilinden bile geri ve itici bir halde. İş söylem daha yaratıcı ve sevimli görünüyor. Anadolu'da yedi kılıç kesmez bir acı söz öldürür sözü sözün negatif gücünü göstermek açısından yeterlidir. Dil ve üslubuna hakim olmayan siyaset toplumsal ayrışmaya, kutuplaştırmaya bunun sonucu toplumsal yarılmalara yol açabiliyor. Siyaset dili berrak, duru, düzeyli, üslubun özenli olması gerekir. Yusufa Sacip, sözün faydası büyüktür. Söz yerinde kullanılırsa söyleyeni yükseltir, yüceltir der. Toplumda en büyük rol model liderlerdir. Onların kullandığı dil aynı zamanda ülkenin kültürel düzeyini, kalitesini dünyaya gösterir. Bir düşünür dil aklın ayak izleridir benzetmesini yapar. Günümüz siyaset arenasında başta Cumhurbaşkanı olmak üzere yanındakilerin kullandığı dil ve siyasi üslup, kitleleri de hırslı, öfkeli, hatta bir kısmını hakaretli konuşmalarda haz duyma noktasına taşıdı. Ne yazık ki çatışmacı kültür ve şiddet dili hem liderleri hem de liderlerin arkasında yürüyen kesimleri sağduyudan, uzlaşma metotlarından ve bir arada yaşamaktan uzaklaştırıyor. Toplumu geriyor. Hoşgörü kültürümüzü ve enerjimizi yok ediyor. Halbuki demokrasilerde akıllı iktidarlar karşılarında güçlü muhalefet isterler. Katkılarından yararlanırlar. Ülkeyi yönetenler her aykırı sesi susturmaya kalkar, düşman ilan eder, dışlar görme görmemezlikten gelirse demokrasiyi sık boğaz etmiş olur tıpkı düşüncelerini ifade eden gazeteci, yazar, akademisyen ve düşünürlerin cezaevinde hayatlarını karartması gibi. İleri demokrasilerde hayatın her alanında ölçüllük vardır. Toplumsal değerlere ve kurallara özen gösterilir. Demokrasilerde önce ahlak lazımdır. Ahlaklı siyaset bir erdem işidir. Siyaset yapmak için insanlıktan çıkmaya gerek yoktur. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.